Merhaba arkadaşlar, ben Oktay Mercan ve bugün yepyeni bir inceleme videosunda daha karşınızdayım. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün KZ kulaklık olacak, kulak için modellerinden. KZ akustik modeli ATR olarak geçiyor. KZ ATR olarak ürün geçiyor. Tabii ki aldığınız yere göre ismi farklılık gösterebilir ama genelde KZ ATR olarak geçiyor. İlk modeli bildiğim kadarıyla bunun bir sonraki modelleri falan da var. Ya da daha doğrusu başka modelleri de var, öyle söyleyeyim. Kendisi hemen şöyle değinmeden önce ilk başta ülkemizde satılan bir kulaklık türü değil bu arkadaşlar. Yurt dışında satılıyor. Gearbest'te falan bulabilirsiniz. Tabii ki ben Gearbest'ten almadım. Gearbest'ten gelmesi falan çok uzun sürüyor. Bildiğiniz gibi orada alışveriş yapanlar bilir. Üstelik gümrük vergisini falan aşarsanız da işte ekstradan onunla uğraşmanız gerekiyor. Ayrıyeten ürününüz takılabilir hani gümrükte. Gerçi şimdi eskisi gibi o kadar sıkıntı değil. Artık gümrükte takıldığı zaman falan filan sizi bilgilendiriliyor falan. Ama kabaca bu şekilde ben Türkiye'den bir satıcıdan aldım. Buraya kadar getirmiş, ithalatını yapmış bir yerden aldım. Öyle söyleyeyim, o kadar bekleyecek zamanım yoktu. Zaten ürün de hemen ertesi güne geldi. Sipariş verdikten sonra hafta sonuna denk geldi ama siparişim neyse. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, kutu içeriği kabaca bu şekilde. Şöyle bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor işte, içinde böyle anlatımlar falan var. Kulaklık bilgisayarı falan filan. Araç sürerken kullanmayın diyor. Nerede o? İşte şurada. When you drive, you don't use headphone. Araç sürerken kulaklık kullanmayın diye uyarısında burada en başında belirtmiş. Evet, ben ters açmışım. Burada çeşitli yazılar falan var. Hiç kimsenin okumadığı falan filan. Ama ben arada şöyle bir göz atıyorum tabii ki. Ve şurada çok güzel bir kısım buldum sayfada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada ses desibeli şiddeti ve bu şiddete göre yüksekliğine göre ne kadar süre hani bu seste kullanabilirsiniz, buna izin verilen süre. Tabii ki kişiden kişiye bu değişir. Yani yüksek sese alışmışsınızdır, sıkıntı olmaz ama genelde standart olarak bir standart belirtilmesi gerekiyor çünkü. Şurada yazıyor zaten şeyin ismi de. Tam şimdi okuyamayacağım. Safety and Heat Administration olarak geçiyor. Baştaki kısmı okuyamadığım için oraya geçiyorum ama kısaca şu kısaltmada geçiyor. OSA diye. Bu değerleri arkadaşlar resmi sayfasından ulaşmak için Voice Exposure olarak eklerseniz çıkıyor. OSA Voice Exposure falan diye yazarsanız internetten çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. İşte burada 90 desibel için 8 saatlik bir kullanım tavsiye ediliyor. Hoş görülebilir, yani karşılanabilir değer. 100 desibelde 2 saat, 100'den sonra artık azalmaya başlıyor. 105 desibelde de 1 saatlik bir kullanımı var. 110 desibelde 30 dakika. 110'un üstünde diyeyim artık 30 dakika veya daha az maruz kalmanız gerekiyor sağlık açısından bu seslere, öyle söyleyeyim. Bunun dışında çok da burada ekstra hani öyle kayda değer gördüğüm gösterecek pek bir şey yok. Kısaca bu şekilde bazı bilgiler falan filan veriliyor. Her neyse, orası çok işimize gelmez. Burasında gördüğünüz gibi değerleri yazıyor. 16 empedansı var. 16 ohm direncinde. 8 mm sürücüsü var arkadaşlar. 20 ile 20.000 Hz arasında bir şey var. Ağırlığı işte 17 gram artı eksi 3 gram oynayabilir diye burada toleransını da belirtiyorlar. 3,5 mm'lik bağlantı türü var. Şöyle göstereyim. Bunun dışında değerlerini de bakacak olsak 105 desibel olarak gördüm genelde ama tabii ki ne kadar emin olabiliriz orasını bilmiyorum. 105'e 110 diyebilirsiniz. Zaten bundan fazla yüksek sesler de veren cihazlar olmaz. Kutusunu da bir kenara atıyorum. Kutu içeriğinden de arkadaşlar şöyle güzel bir
poşetin içinde çıkıyor ürün. Onun dışında yedek kulakçık silikonları da var burada. Bu kulak pedleri arkadaşlar büyük küçük olarak değişiyor. Orta boy, büyük boy, battal boy falan. Burada da bir tane daha kitapçı var ve şöyle bir tane çanak gibi kısmı var. Burada da böyle bir tane garanti kağıdımız var. Garanti kuralları falan filan olarak geçiyor. Kullanıcı bilgileri, feşmekan. Bunları geçiyorum. Kısaca kutu içeriği bu şekilde. Şimdi ürüne gelecek olursak, ürünün tasarımı hani dış görünüşte şık ama tabii ki bazıları bu şeylere kullanmayabilir. Öncelikle kablo yapısını şöyle değinecek olursam, şöyle nasıl iyi gösterebilirim bunu? Şöyle kablosu gördüğünüz zaman şeffaf, siyah yapıda ama şeffaf bir dış şey var. İçindeki örgülü kabloları görebiliyorsunuz. Dolandırılmış bir şekilde gidiyor. Onun dışında kulaklık da bu. Bu arada hani internet sitelerinde bu tür ürünler kocaman gözükebilir. Çok yanıltmasınlar onlar sizi. Normal bir kulaklık boyutundan birazcık daha kalın diyebilirim. Şöyle yapısı var. Şu şekilde. Hatta burada üstünde de bu değerlerini belirtiyorlar. Bu değerleri burada yazıyor. Bunun dışında ATR markası da orada yazıyor. Burada sağ sol falan diye üstünde yazıyor hangisinin ne taraf olduğu. Gerçi şu alt taraflarındaki şu bağlantı yerlerindeki şu şuradaki kırmızı şeyden de fark edebilirsiniz. Bunun dışında ürün bu şekilde kulağın içine giren tarzda. Bunları genelde kulağın arkasına şu şekilde dolandırıp kullanmanızı şeklinde anlatılıyor. Ki zaten ben genelde kulaklıkları öyle kullanıyorum. Hatta size de tavsiye edebilirim öyle kullanmayı. Kulağınızın arkasından dolandırıp öyle takmayı. Bu tarz olsun olmasın hemen hemen hepsinde bu sayede kulağınızdan düşmesini oldukça iyi sağlayabiliyorsunuz. Şöyle bağlantı yerinde şöyle L şeklinde bir bağlantı tercih etmişler. Bu L şeklinde bağlantıların şöyle bir artısını söyleyebilirim. Hani sığmayacağı yerlerde yeriniz darsa bu şekilde işinize yarayabiliyor. Hemen bu şekilde takıyorsunuz ve uzatıyorsunuz. Ama yani çok da bir eksisi yok açıkçası. Hatta yerine göre artısı da olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki kullanım deneyimlerim videosunda da bunları anlatacağım. Kullanım deneyimlerim videosunda da beklerseniz bulabilirsiniz. Silikonları da bu arada aynı renk geliyor. Onu belirteyim çünkü bazıları genelde silikonlu ürünle aynı renk vermezler falan. Dandik şeyler aldığınız zaman. Ses kalitesi konusunda da hemen şöyle bir bilgi vereyim. Üst tarafında her ne kadar internet sitelerinde bas, süper bas, bilmem ne bas, ultra bas falan filan olarak görseniz de kulaklık tarzı dengeli. 3 şeyde de dengeli yapıda. Onu belirteyim. Yani öyle basları çok gümbür gümbür değil. Gerçi yüksek sesi aldığınız zaman gayet güzel basları var. Hani basını öyle kötü diyemeyeceğim. Bası gayet tatmin ediyor. Özellikle de yüksek sesle dinliyorsanız çok iyi basları var. Onun dışında diğer frekanslarda, diğer normal hani bu tiz seslerde de fena değil, güzel. Zaten dengeli bir kulaklık olduğu için bunları genelde normaline yakın bir şekilde vermeyi amaç edinmiş bir kulaklık kendisi. Bunun dışında şu şekilde ayrılıyor burada. İkiye ayrılıyor. Buradan böyle gidiyor. Şurasında cevap verme, konuşma butonu falan var. Buradaki bu tuşla o işlevi yapabiliyorsunuz. Şurasında bildiğim kadarıyla sanırım bu ops düşürdüm. Bildiğim kadarıyla bu sanırım şey metal ne deniyordu buna ya? Metal parça koyuluyor işte buradaki parazitleri gidersin falan filan diye böyle metal bir tane çelik metal bir çekirdek konuluyor. İşte parazitleri falan engelliyor. Mıknatıs falan gibi bir şey kendisi. Parazit engellendiği söyleniyor. Hani öyle belirteyim. Tasarımı güzel.
Böyle parlak bir siyah rengi var. Parlıyor gördüğünüz gibi ışıkta. Onun için fena sayılmaz. Hemen hemen her tarafında güzel. Şu bağlantı kısmındaki şu metalinin renginin sarı olması da hani cidden böyle bir iyi hava katıyor diyebilirim. Hatta şöyle şu birazcık daha sarı ve kırmızı olduğu için içinde çok güzel bir hava veriyor. Bu keşke şöyle bu da kırmızı olsaymış diyeceğim ama bu sağ sol ayrımını belli ediyor. Öyle belirteyim. Yani bir onun içinde koymuş. Hani şuraya çevirip ne taraf burası falan diye bakmak yerine direkt buradaki renklerden de şey yapabilirsiniz. Kulaklık pedini iyi seçin arkadaşlar. Bu kulaklık pedlerini iyi seçmezseniz kulağınıza iyi girmez ve iyi ses alamayabilirsiniz. Onu belirteyim. Her neyse, bunun dışında başka da diyeceğim çok fazla bir şey yok. Ürün gayet iyi. Dediğim gibi ses konusunda stüdyo şeylerinde genelde flat olarak geçer. Yani bir dengeli, düz direkt aldığı sesi normal bir şekilde veren tarzda diyebilirim. Öyle sesleri çok boğuk değil. Bas olup da sesleri boğanlar da var biliyorsunuz. Diğer tizleri falan. Gayet güzel sesleri duyabiliyorsunuz. Her ses neyse aynı şekilde veriyor. Tabii ki böyle Çin'den getirtirseniz yurt dışından uzun sürede geliyor ama ucuza alıyorsunuz tabii ki. Ayrıyeten hani takılma vesaire vesaire hatta kaybolma bile riski var gelirken. Ancak ve ancak dediğin gibi yani ucuza alırım, beklerim, kaybolma konusunda da hani çok bir sıkıntı yaşamam diyorsanız yarı yarıya fiyatta daha ucuza alabilirsiniz Çin'den. Onu belirteyim. İşte bu diğer sitelerde falan. Ama kabaca bu şekilde çok güzel. Altın uçlu bağlantısı mı var diyeceğim ama normal sarı renkte boyası da olabilir. En azından ben öyle umuyorum. Böyle bir sarı renge boyanmış burası. Altın havası verilsin diye. Tabii ki boya mı yoksa gerçekten altın kaplama mı orasını tam emin değilim. Onu belirteyim. Ama burasının sarı olduğunu söyleyebilirim. Hi-Fi ses cihazlarında bu dinleme aletlerinde falan tavsiye ediliyor genelde bu. İşte kullanım kitapçığında incelediğin zaman da orada belirtiliyor. İşte yüksek kalite MP3'lerde 320 kW zaten destekliyor. FLAC şekilde dinlerseniz veyahut da yüksek seviye dediğin gibi ses cihazlarında bu MP3 MP3 demeyeyim de player'larda, müzik player'larında oluyor genelde hi-fi olarak belirtilir. Onlarda kullanırsanız daha iyi randıman alabilirsiniz diyebilirim. Ben çünkü ben normal bir kullanım olarak telefonda ve hani bilgisayarda falan kullanıyorum kendisini. Uzun kullanımda hiçbir sıkıntı yaratmıyor bana. Onu söyleyeyim. Hani düştü, kaldı, bilmem ne oldu falan filan gibi şu ana dek hiçbir sıkıntı yaşamadım. Dediğim gibi bunları daha da kullanım deneyimlerimde anlatacağım. Ama şu ana dek bir sıkıntı yaşamadım öyle söyleyeyim. Bunun dışında dediğim gibi asıl kalitesini böyle hi-fi veyahut da kayıpsız formatlarda müzik dinlerken falan anlarsınız büyük ihtimalle. Ancak benim öyle bir cihazım olmadığı için genelde normal bir şekilde dinlemekle kalıyorum. FLAC veyahut da böyle kayıpsız ses dosyaları bulmak da gerçekten zor oluyor. Çünkü en yaygın olarak MP3 bulunuyor. Hatta MP3'ün de hani kalitelisi olarak 320 kilobit per second olarak şey oluyor. Örnekleme şeyi falan oluyor. Bitrate oluyor onların da. En üstünü o destekliyor zaten MP3. Bulabilirsiniz. Öyle bir şeylerle dinleyebilirsiniz. Zaten kitapçığında da MP3'ü o şekilde dinlemenizi tavsiye ediliyor. Bunun dışında başka da çok diyeceğim bir şey yok. Ekstra şeylerinde şeyde anlatırım. Kullanım deneyimlerimde. Kabaca ürün bu şekilde. Normal flat bir kulaklık istiyorsanız tavsiyemdir. Güzel bir kulaklık. KZ markasını duymuştum. Ürünü aldım. Öyle çok hayran olmadım. Ama çok da berbat bir ürün. Niye aldım? Keşke almasaydım. Veyahut da sorunlarla falan hiç karşılaşmadım. Dediğim gibi kabaca bu şekilde
anlatabilirim. Daha detaylı kullanım deneyimlerimi de dediğim gibi kullanım deneyimlerimi de anlatacağım. O zamana kadar görüşmek üzere diyorum. Başka da diyeceğim çok fazla bir şey yok. Düşünüyorum şöyle bir. Ha, mikrofon şeyi de var bu arada. Mikrofonu da var. Onu belirteyim. Şurada hatta şöyle ayrıyetten gözüküyor. Direkt bitişik yaptılarsa mikrofonu şurada farklı renkte gözüküyor. Diyaframı falan o şeyinde. Her neyse onu da deneyeceğim bu arada. Onu da belirteyim. Her neyse bir başka videoda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Abone olun, paylaşın, beğenin hatta. Daha çok bu tarz videoları gelmesini istiyorsanız ayrıyetten sizin kafanıza takılan sorular varsa her zaman için yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarda yazın ki arkadaşlar diğer cevapladığın zaman diğer kişiler de yararlanabilsin. Yorumlara da bakmayı ihmal etmeyin o şekilde. Hatta ben böyle gerekli gördüğüm yorumları da bundan sonra kalp atacağım. İyi bulduğum, güzel buldum. Böylece ararken de hızlı hızlı gezinirken de daha rahat bulabileceksiniz yorumları. Öyle de bir fikir aldım. O zaman görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.